Öncelikle bizleri izleyen değerli üreticilerimize saygı selamlarımızı sunuyoruz. Tabii hayvancılık her zaman söylediğimiz gibi bir durağanlığı olan değil, hareketli, dinamik bir sektör. Ve bu sektör birçok olaydan, birçok süreçlerden etkilenen bir sektör. Dünyadaki gelişmeler, dünyadaki gerek küresel kulaklık, gerek iklim değişiklikleri, ülkemizdeki uygulamalar, hayvancılık ve dolayısıyla hayvansal üretimde kullanılan beslenme faktörlerindeki maliyet artışları, yine keza 2020'de yaşadığımız COVID-19 pandemisi nedeniyle benzer bir salgın durumu gibi faktörler sadece hayvancılığı değil, tüm sektörlerde etkiye neden oldu, olumsuz etkilere sebep oldu. Tabi bu taraftan pandemi nedeniyle özellikle yem ham maddesi olarak kullandığımız emtia fiyatlarında gerek birim fiyatı olarak gerek dövizdeki artışlar nedeniyle 2020 yılında aslında üreticilerimizin maliyetinde bir miktar artışlar oldu. Tabi biz Sayın Bakanımızla birlikte süreç içerisinde hayvansal üretimimizi kendi öz kaynaklarımızla yapalım. Kendi öz kaynaklarımızla öncelikle kendi insanımızı hayvansal proteinler buluşturalım. İmkanları ölçüsünde de bu ülkeye ihracat yoluyla da döviz kazandıralım. Hedeflerimiz bunlardı. Pandemi de olsa elhamdülillah 2020'li içerisinde bu hedeflerimize sağlam bir şekilde ulaştık. Tabii bunları yaparken biz kendimize hedefler koymuştuk. Kendi hayvanlarımızdaki verimliliği artıralım. Daha fazla hayvanlarımızdan buzağı elde edelim. Daha fazla et elde edelim danalardan şeklinde. Bu noktada 2018 yılında attığımız adımlar 2020 yılında da 19'da olduğu gibi 2020 yılında da çok güçlü bir şekilde, istikrarlı bir şekilde bu hedeflere ulaşma noktasında gayretlerimiz oldu. Buzağı desteklerimizde verimliliği önceleyen bir çalışma başlatmıştık ve o çalışmanın ilk meyvelerini 2020 yılında verdik. İlave mevcut hayvan sayımızdan ilave elde ettiğimiz buzağıyla. Bu süreç tabii hem döl verimliliği kriteri hem de paydaş kuruluşumuz Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüzün buzağı ölümleriyle alakalı yaptığı çalışmalar ülkemizde hayvancılık ekonomisine ciddi anlamda katkıları verdiler. Tabi bir taraftan besilik hayvanlarla alakalı, yerli besilik materyallerle alakalı çalışmalar yaptık. Etçi ve kombine hayvan ırkı sayımızın artmasıyla burada birim hayvandan elde edeceğimiz hem karkas verimliliği hem de karkas kalitesi açısından ülke adına bir mesafe alabileceğimizi öngörmüştük. Bu noktada yaptığımız çalışmalar 2020 yılında sevindirici sonuçlarla tamamlandı. O noktada da ciddi bir ilerlememiz oldu. Tabii bizim burada özellikle Anadolu coğrafyasının en temel üretim ölçeği küçük aile işletmelerimiz. Küçük aile işletmelerimiz gerçekten Türk tarımı için, ülke tarımı için son derece önemli. Sadece hayvansal üretim değil, aynı zamanda bitkisel üretim için de. Tabii burada özellikle bu pandemi sürecinde dünyada küreselleşmiş ekonomilerde büyük işletmeler tarım hayvancılığı yaparken Türkiye'de bu oran daha küçük aile işletmeleri tarzında. Belki bunun dönem dönem zorluklarını, sıkıntılarını yaşadık. Dünya ile rekabette maliyetler yönetiminde. Ancak küçük aile işletmelerimizin varlığının devam etmesi gerektiği en çok da bu pandemi sürecinde ortaya çıktı. Dünyada bu tarımsal ve bitkisel üretimde üretim ayaklarında sorun yaşanırken ülkemizde bakanlığımızın aldığı tedbirler, üreticilerimizin de bu konudaki gayretleriyle süre içerisinde hiçbir sorun yaşamadan pandemideki bu zorlu süreçleri hep birlikte üreticilerimize beraber atlattık. Dünyada marketlerde ürün rafları boş gelirken Allah'a şükür ülkemizde kesinlikle böyle bir şey olmadı.
tüketicimiz üreticimizin ürettiği ürünlerle her daim çok rahat bir şekilde bulaşma imkanı buldu. Dolayısıyla küçük aile işletmeleri bizim bakanlık olarak önemsediğimiz bir alan ve bu alanda da bu işletmelerimizi koruyup kollamakla ilgili de önemli çalışmalar yaptık. Yine bazı desteklerimizde küçük aile işletmelerimizi önceledik. Onlara gerek buzağı desteğine gerek diğer desteklerimizde ilave destekler verdik. Keza bu sene pandeminin etkisi nedeniyle yine küçük aile işletmelerimizde bir miktar yem desteğimiz oldu. Yine önümüzdeki süreçte de küçük aile işletmelerimizi öncelemeye devam edeceğiz. Tabii bu arada yine küçük aile işletmelerimizi önceleyen bir diğer çalışmamız da damızlık düve desteğiydi. Bir taraftan kaliteli işletmelerimizin ürettiği, ari işletmelerimizin ürettiği düvelerin küçük üreticilerle buluşması, bir taraftan da işletmesini büyütmek isteyen, kapasitesini büyütmek isteyen küçük aile işletmelerimizin de finans sorununu çözmek için de burada %40'a yakın bir hibe desteğimiz oldu. Geçen yıl 2019'da başarılı uyguladık. Yine 2020 yılında hakeza. Şu anda arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Burada da ciddi bir talep oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte hayvan alımlarına başlayacak. Burada kendi damızlığımızı, kendi ari işletmelerimizden, soy kütüğü kayıtları tutan işletmelerimizden temin etmek nihayetinde en büyük hedefimiz. Bu noktada da yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Tabii bu damızlık hayvan üretimi önemli. Kendi yiyen kaynaklarımızı ortaya koymak ve yurt dışına bağımlı kalmamak. Elbette ihtiyaç oldukça özellikle damızlık ayağında yeterli gen kapasitesiyle ilgili bir dönem dönem kısmi de olsa ithalat olabilecek. Bu noktada onun planlaması da yapılıyor. Ancak ağırlıklı olarak da kendimiz ari işletmelerimizin ürettiği bu özellikle TM gibi bakanlığımızın ortasındaki işletmelerin ürettiği damızlıkların Türk çiftçisiyle, üreticisiyle buluşturmak en önemli faaliyet alanlarımızdan birisi. Bir taraftan da bakanlığımızın hibe destekleriyle kurulmuş olan düve merkezlerimiz var. Bu düve merkezleri de üreticilerimizden aldıkları dişi buzağları damızlık vasfına kazandırdıktan sonra da yine işletmesinde hayvan arayan üreticilerimizin işletmelerine buradan tedarik sağlıyorlar. Tabii bir yürüttüğümüz diğer proje ve çok başarılı olmuş proje kalkınma bölgelerindeki uyguladığımız hibe çalışmalardı. GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi illerimizde. Bu bölgedeki üreticilerimize gerek yeni ahır yapımı, gerek modernizasyonu, gerekse de bu işletmeler için kullanacakları makine ekipmanlarla alakalı %40, %50'ye varan hibeler oldu. Bu özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hayvancılık işletmelerimizde ciddi bir ivme kazandırdı modernizasyon anlamında. Ki şu anda orada yaptığımız uzun yılların çalışması, orada yaptığımız iyileştirmelerle de bölgedeki gerek hayvanın refahını sağlayıcı altyapı çalışmaları, gerekse de ırk ıslahına yönelik çalışmalarda olumlu sonuçlar verdi. Şu anda bölgede yurt dışındaki muadillerinden hiç de geri kalmayacak. Gerek damızlık, gerekse de besilik materyal tedariki noktasında ülkemiz için ciddi bir depo oldu. 2020 bizim bir diğer kendimizi tabiri caizse adadığımız küçükbaş hayvancılık oldu. Her zaman söyledik, küçükbaş hayvancılık bu coğrafyanın bir gerçeği. Bizim geçmişten gelen kültürümüz, Selçuklu Osmanlı'dan gelen kültürümüz ve bu kültürün ticari anlamda sade kültürel değil, ticari anlamda da bu ülkede, bu ülke hayvancılık sektöründe çok daha önde olması gerektiğiyle alakalı bir planlamamız, çalışmamız olmuştu. 2019 yılında ve 2020 yılında ağırlıklı olarak bu noktada yoğun gayretimiz oldu. Tabii öncelikle küçükbaş hayvan sayımızın bu coğrafyada mera varlığı ve tarımsal arazi varlığı açısından çok daha hayvan sayısı olarak yoğunlaşması gerektiği, fazlalaşması gerektiği ile ilgili tespitlerimiz vardı. Bu noktada yeni destekleme modelleri, yeni destekleri ortaya koyarak heyecanı bu tarafa kaydırdık, küçükbaşa kaydırdık. Tabii burada
Küçükbaş üretimindeki maliyetlerimiz, avantajımız, bölgenin bulunduğumuz coğrafyadaki yurt dışı pazarların olması bizim bu küçükbaş hareketindeki, küçükbaş eylem planımızdaki en büyük avantajlarımızdı. Tabii karlılığın yüksek olması, özellikle küçükbaşta son 4-5 yıllık süre içerisinde karlılık ciddi anlamda yüksek. Bir taraftan da uzun yıllardan sonra ilk defa 2019'da ve 2020'de özellikle Körfez ülkelerine, Arap ülkelerine kasaplı küçükbaş hayvanı ihracatına başlamamız, bir noktada az da olsa damızlık küçükbaş hayvanı ihraç etmemiz bizim sektörümüz adına gerçekten moral verici oldu. 2020 yılı sonunda 54 milyonu geçtik. 54,2 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığımız oldu. İnşallah bu ivmelenme 2021'de daha da hızlanarak devam edecek. Burada hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Tabi burada küçükbaşın hayvan sayısı olarak artmasıyla birlikte gerek kırmızı et gerekse de süt üretiminde de küçükbaşın hak ettiği yere ulaşması lazım. İstatistik verilere bakıldığında aşağı yukarı %10-11 seviyesinde küçükbaşta kırmızı et tüketimi. Biz bir taraftan sayıyı artırırken bir taraftan da küçükbaş kırmızı etinin de tüketimde ağırlığının artması gerekiyor. Ki büyükbaş üzerindeki bu baskıyı ortadan kaldırmamız lazım. Dolayısıyla bu noktada da çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte bu küçükbaş hayvan eti tüketiminin arttığını şu anda görüyoruz. Tabii pandemi etkisinden sıyrılmayla beraber restoran ve kafelerin açılmasıyla daha da bu küçükbaş etin tüketiminin daha da yaygınlaştığını hep birlikte göreceğiz. İnşallah bu istatistik rakamlarımıza da yansıyacak. Küçükbaşlarla alakalı tabii göçerlerimizin sorunları var. En önemli sorunlarından birisi onlar emekçi. Onlar bu işin gerçekten yoğun emeğini harcayan üreticilerimiz. Onların sorunları vardı. 2020'de bu sorunları çözmek için de yoğun bir çaba sarf edildi. Mera otlatma ile ilgili yaşanan sorunlar, işte illerde valilerimiz, kaymakamlarımızla sürekli temas halinde olduk. O noktada onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bir taraftan da göçerlik meşakkatli, masraflı bir iş. Onların bir miktar masraflarını karşılama adına da ilk defa göçer desteği uygulaması başlattık geçen yıl. Bu sene de aynı oranda devam ettireceğiz. Göçer vatandaşlarımıza hayvan başı 2 lira gibi bir desteğimiz oldu. Küçükbaş hayvancılıkta en önem verdiğimiz konulardan birisi de tiftik üretimi. Ankara tiftik keçisi yine bu coğrafyada çok önemli bir kültürümüz. Zaman içerisinde tiftik kalitesindeki bozulmalar, pazarlamada yaşanan sorunlar bir miktar tiftik keçisi sayısında azalmaya sebep olmuş. Tabii tiftik çok kaliteli bir ürün. Bunu gerek sahadan gelen talepler, gerekse bizim yaptığımız çalışmalarla bir disipliner proje kapsamında değerlendirmemiz gerektiği sonucuna vardık. Geçen yıl bununla ilgili tiftik yetisi yetiştiriciliği yapılan 20 vilayetimizde özel bir çalışma başlattık. Ülkemizde özellikle 3 vilayetimizde tiftik yetişçilerine ilave 20 lira destek veriliyordu. Öncelikle bu desteği 20 ilçemizde tiftik yetisi yetiştiriciliği yapılan 20 ilçemize yaygınlaştırdık. Bir diğer çalışmamızda Ankara'da Güdül ilçemizde Sayın Bakanımızın teşrifleriyle bunun lansmanını yapmıştık. Bölgedeki tiftik üretimi yapan, tiftik yetisi yetiştiriciliği yapan üreticilerimize genetik kapasitesi belirlenmiş, tiftik kalitesi son derece güzel olan tekeler verdik, damızlık tekeler ve bunlarla da tiftik kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmaya çalıştık. Tabii bir taraftan da yine üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanlarda bu kapsamda üreticilerimize hibe olarak verildi. Tabii tiftik Türkiye'de önemli bir yer. Ürettiğimiz tiftiğin bir miktarını ihraç ediyoruz. Ancak bir miktar da ithalatımız var. Kaliteli tiftikle alakalı. Bu kaliteyi artırmak, kalitenin çok daha iyi fiyata satılabilmesini sağlamak amacıyla da tiftikte sözleşmeli üretim modeline geçtik. Buralarda sözleşmeli tiftik üretimi yapan üreticilerimiz ilave destekler alacaklar. Bir taraftan da pazara ulaşmalarının önündeki engelleri kaldırarak tiftiklerini, kaliteli tiftiklerini daha da iyi fiyata pazarlama imkanı verdik. Bu yaptığımız çalışmalar inşallah birkaç yıl içerisinde sonuçlarını verecek.
Bunu da hep birlikte memnuniyetle görmüş olacağız. Tabi bu çalışmalar ne ifade ediyor? Sizin yaptığınız çalışmalar nihayetinde ekonomik bir göstergeyi ortaya koyuyor. Türkiye hayvancılık ekonomisi olarak son 2 yılda, son 3 yılda ciddi büyüme gösteriyor. Biz hedef olarak yerli ve milli üretim demiştik. Bu noktada kendimize koyduğumuz hedefler kapsamında besilik, özellikle besilik büyükbaş hayvan ithalatında kendi üreticimize güvenerek, yerli üreticimize ve yerli üretimimize güvenerek ciddi bir azaltmaya gittik. 2019'da 650 bin, 660 bin civarında bir besilikti. Yine bu sene yarıdan da daha da azaltarak 280 binler seviyesinde besilik hayvan ithalatımızı kapattık. 2021 yılı içerisinde de ihtiyaç duyacağımız kadar, ancak bu rakamı geçmeyecek şekilde bir planlama yaptık. Tabii bir taraftan büyükbaş hayvan sayısı artışı ve verimlilik artışımız, bir taraftan da ciddi küçükbaş hayvan sayısı artışlarımız, bizim kendimize yeterliliğimiz noktasında bir tereddütümüz yok. İnşallah bu noktada inançla yolumuza devam ediyoruz. Tabii bu yaptığımız çalışmalar ekonomik gösterge olarak sonuçlara yansıyor. Yurt dışından yoğun bir özellikle hayvan ithalatı yaptığımızda bizim aslında bu ithalat ihracat dengemizde bir olumsuzluk vardı, ancak bu çalışmalarla gerek 2019 gerek 2020 yıllarında ihracat dengesi açısından çok memnun edici gelişmeler oldu. Hayvancılık sektörü olarak bizler 2019 yılında ithalatımızın tam 585 milyon dolar daha fazlası ihracat gerçekleştirdik. Bu da Türk üreticisi için, çiftçisi için müthiş bir gelişmeydi. Ne bunlar? Bu hangi ürünleri ihraç ediyoruz? Türkiye bir kere o konuya da değinmedik. Özellikle beyaz et ve yumurta da net ihracatçı. Ürettiğimiz beyaz etin aşağı yukarı %25'i ihraç ediliyor. Bu noktada ciddi bir gücümüz var. Yine yumurtada son dönemde ihracat pazarlarında yaşanan sorunlara rağmen burada da net bir ihracatçı Türkiye. Orada da yoğun bir ihracatı var. Yine süt ve süt ürünlerinde de kendimize yeterliliğin dışında dönemlere bağlı değişmekle birlikte 350 ile 500 milyon dolar arası Türkiye ihracat yapan bir ülke. Keza biraz önce de söyledim, besilik maddeleri özellikle küçük başta ihraç ediyoruz. İthal ettiğimiz et miktarından çok daha fazlasını kaliteli ürüne çevirerek ihraç ediyoruz. O noktada da ciddi gelişmelerimiz oldu. Velhasıl 2019'da bu oran 585 milyon dolar net dış ticaret fazlası verdi hayvancılık sektörü. Yine 2020 yılında bu uygulamamız devam etti. Bu oran 727 milyon dolara kadar ulaştı. Bunlar hayvancılık sektörümüz adına gelişme. Türkiye'yi hayvancılıkta işte şöyle ithalatçı, böyle ithalatçı söylemleri aslında gerçeği yansıtmıyor. Bugün devletin istatistik birimi TÜİK rakamlarına, Ticaret Bakanlığı verilerine bakıldığında Türkiye hayvansal üretimde net ihracatçı bir ülkedir. Bunu da söylemiş olalım. Tabii 2021 yılı içerisinde de inşallah şu pandemi etkisinden sıyrılıp önümüzde çok daha sağlıklı bakabileceğimiz bir sektör ümit ediyoruz. Hayvancılık sektörü olarak. Yine hedeflerimiz büyük. Küçükbaş hayvan sayısında yine rakamlarımızı artırıp ülke hayvancılığına katkı sağlamak istiyoruz. Bu noktada memnun edici gelişme, çok yoğun bir şekilde şu anda ülkemizin 81 vilayetinde küçükbaş işletmeleri kuruluyor. Geçmiş yıllarda damızlık küçükbaş hayvanlarımız et olarak değerlendirilirken üzüldüğümüz durum buydu. Şu anda tüm küçükbaş üreticilerimiz dişi hayvanlarını damızlığa ayırıyorlar ve ülke hayvancılığının damızlık katkısını sağlıyorlar. Bunlar gerçekten son derece bizleri mutlu edici, memnun edici gelişmeler. Bir taraftan gerek beyaz et sektörü, gerek yumurta sektöründeki ihracat kanallarımızın ilgili birimlerimizle beraber daha da fazlalaşması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle uzak doğu ülkelerine beyaz et ihracatı, ki bu noktada yoğun çalışma var. Yine süt ve süt ürünleri noktasındaki yeni pazarlara ulaşma. Bunlar hep hedeflediğimiz çalışmalar. Türkiye'de hayvancılık sektörü özellikle ihracata dayalı büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte, ki ümit ediyoruz ki kuraklıkla ilgili sorun yaşamayız.
Şu anda son günlerde meydana gelen yağışlar belki bunu bir miktar bertaraf etti ama inşallah ilerleyen süreçlerde de yeterli yağış alarak verimli bir bitkisel üretim sezonu geçiririz. Tabii ki verimli bir bitkisel üretim sezonu hayvancılık üretiminin de olmazsa olmazı. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı, bereketli bir yıl bizlere nasip etsin. Bu vesileyle tüm üretici kardeşlerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir üretim yılı diliyorum. Saygılar sunuyorum.